Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Neden uzun bir ara? Bu konuya hiç girmeyeceğim çünkü zaten biliyorsunuzdur derslerim dolayısıyla. Yine alışveriş tarzında bir video ile karşınızdayım aslında. Ama bu videoda biraz markalardan gelen ürünleri de göstereceğim. Yani markalardan gelenler videosu çekecek kadar çok ürün yok şu an. Ama hem son zamanlarda yaptığım alışverişlerin gerçekten çok uygun fiyatlı olması ve bunları size göstermek istemem. Hem de gerçekten alışveriş videolarını çok sevmem ve markalardan gelen ürünlerle bunu birleştirmek istemem. Videoyu çekme sebeplerimden biri. Dediğim gibi bu videoda hem markalardan gelenler olacak hem de kendi alışverişlerim olacak. Fakat bu videonun asıl amacı size nasıl uygun fiyatlı öğrenci işi alışveriş yapılır biraz bunun taktiğini vermek. Çünkü benim yaptığım alışverişlerde genellikle arkadaşlarımdan duyduğum şey yani nasıl bu kadar uygun fiyata bu kadar güzel şeyler bulabiliyorum. Şunu baştan belirteyim. Benim herhangi bir marka takıntım yok. Yani bazen hatta markasız yerlerden, hiç bilmediğim bir yerden de bir ürün alabiliyorum. Gidip işte Bershka'dan, Pull&Bear'dan vesaire markalardan da ürün alabiliyorum. Yani dediğim gibi benim marka takıntım yok. Sizin marka takıntınız varsa da bu videoda size onunla ilgili de taktikler vereceğim. Yani herkese yönelik alışveriş taktikleri gibi bir şey olacak. Fakat belirtmek istediğim bir önemli nokta daha var. Yani benim alışveriş tarzımı anlamanız açısından bunlardan bahsediyorum. Yoksa kesinlikle videoyu uzatmak gibi bir niyetim yok. Sonuçta ben de öğrenciyim. Belki videomu izleyen birçok kişi öğrencidir. Ve hani aman aman zengin bir ailemde yok arkadaşlar. Bana verilen de sonuçta harçlığın belli bir limiti var. Ve bu yüzden ben de buna göre olabildiğince uygun fiyatlı şeyler almaya ve hani bir nevi tasarruf yapmaya, bütçemi korumaya çalışıyorum kendi çapımda. Eğer sizin de hani bu tarz bütçe sıkıntılarınız varsa siz de tavsiyelerime uyarak çok daha uyguna, çok daha iyi şeyler alabildiğinizi görebileceksiniz. Aynı zamanda ben çok fazla alışveriş yaptığımı da düşündüğümden ve gerçekten çok fazla eşyam olduğuna inandığımdan ben bir süre kendime hani alışveriş yapmama sözü verdim. Hatta mağazalara bile girmeme. Siz de bu tarz sınırlamalar koyabilirsiniz kendinize. 50 liranın üstüne bir şey almayacağım diyebilirsiniz. Veya bir ay boyunca hiçbir mağazanın kapısından dahi girmeyeceğim tarzında sınırlar koyabilirsiniz kendinize. Eğer gerçekten alışveriş bağımlısı olduğunuzu düşünüyorsanız veya benim gibi çok fazla alışveriş yaptığınızı düşünüyorsanız. Ama dediğim gibi en azından alışveriş yapacaksanız bile uygun fiyata almanız için ben öneriler vereceğim zaten bu videoda. Tabii ki ilk önerim ne olacak? Yaza girerken, kışlık, kışa girerken yazlık almak. Benim bu yaptığım alışverişlerin çoğu böyle ilkbahara giriyoruz ve yani artık kışlık ürün stoklarını bitirmeleri lazım mağazaların. Yoksa ellerinde kalacak. Bu yüzden ben bir nevi yaza girerken kışlık alan grup indiriminden yararlanmış oldum. Siz de bu tarz indirimleri takip edebilirsiniz ama dediğim gibi yani yaza girerken, kışlık, kışa girerken yazlık almak genelde mantıklı oluyor çünkü en iyi indirimler o zamanlarda oluyor. Aynı zamanda ben birkaç tane Instagram hesabı ve internet sitesi takip ediyorum. Tabii ki 7/24 alışveriş sitelerindeki indirimleri takip edin diye bir şey demiyorum asla ki bu zaten sizi daha çok alışveriş yapmaya sürükler. Kesinlikle önermiyorum. Tüketim çılgınlığına uymayalım arkadaşlar. Alışveriş videosunda bunu söylemem de ne kadar mantıklı orası tartışılır. Ama dediğim gibi takip ettiğim bazı sayfalar var ve bu sayfalarda gördüğüm indirimli ürünleri sonrasında gidip işte ürün kodu vesaire oluyor zaten o internet sitelerinde genellikle ya da Instagram sayfalarında. Ürün kodunu sordurtup indirimdeki ürünü alabiliyorum. Yani ben bu şekilde takip ediyorum genelde indirimde bir ürün olduğunda. Tabii ki sadece dikkatli olmak ve biraz araştırma yapmak yetmiyor. Biraz da şanslı olmak gerek. Çünkü bazen son kalan ürünler indirim oluyor. Bazen aradığınız mağazada veya şehirde o ürün bulunmayabiliyor. Bu yüzden hani biraz şansınıza bağlı. Tesadüf olabiliyor bazen bulduğum ürünler. Genellikle uyguladığım taktikleri zaten ben size söyleyeceğim video boyunca da. Fakat aldığım ürünleri görünce de zaten anlayacaksınız hani çok uygun fiyata gerçekten kaliteli ürünler bulabiliyorum. Bunun bir yetenek olduğunu da söylemiyorum. Siz de aynısını yapabilin diye sadece taktik vermeye çalışıyorum ki umarım faydası dokunur. Daha fazla uzatmadan ürünlere geçeyim. Zaten video boyunca ben yine aklıma gelen tavsiyeleri size söyleyeceğim. Ürünleri gördüğünüzde de zaten eğer beğendiğiniz ve almak istediğiniz olursa Instagram üzerine bana yazabilirsiniz. Etiketi hala üzerinde olan ürünler var. Onların kodlarını size gönderirim. Siz de böylelikle çok rahat bir şekilde internet üzerinden veya mağazaya gittiğinizde koddan sordurtarak ürünleri bulabilirsiniz.
Bu arada takip ettiğim o indirim sayfalarını da yine Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Instagram'daki ismim Doga Sakar. Yine aşağıya linkini bırakırım Instagram hesabımın. Oradan bana DM üzerinden yazarsınız. Ben de cevaplarım. Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İlk olarak şu Stradivarius'un takılarıyla başlamak istiyorum. İsmini yanlış okuyor olabilirim. Yanlış okuyorsam yorumlarda bir söyleyin bir bana. Şöyle bir takı seti. Gördüğünüz gibi iki tane kolyeden oluşuyor. Tabii ki bu biraz abartılı gelmiş olabilir size ama hani benim sevdiğim tarzda bir takı. Ve bunun normal fiyatı arkasında görünecek mi bilmiyorum ama şurada 79 lira gibi bir fiyatı var. Dediğim gibi etiketli ürünler olduğu için isterseniz Instagram üzerinden, eğer bana inanmıyorsanız veya bu ürünün kodunu merak ediyorsanız Instagram üzerinden yazın, ben size fotoğrafını çekip gönderirim. Bunun fiyatı 13 lira gibi bir fiyata düşmüş. Şurada göreceğiniz üzere. Hala da devam ediyor olabilir çünkü çok yakın bir tarihte aldım ben bu kolyeleri. Daha sonrasında yine Stradivarius'tan yine aynı fiyata şöyle bir küpe aldım. Bunun da fiyatı arkasında yine umarım görüleceği üzere 69 lira gibi bir fiyatı var. Şu göreceğiniz üzere fiyatı 12,95. Zaten az önce de söyledim. Genellikle takılar bu fiyattaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ha, tabii ki bir küpeye veya bir kolyeye siz bu kadar para vermek istemiyor da olabilirsiniz ki bu normal gördüğünüz üzere hani %50'nin üzerinde bir indirime girmiş takılar bunlar. Normal fiyatıyla ben de tabii ki gidip bir tane küpeye 70 lira vermem. 13 lirada eğer size pahalı geliyorsa ki böyle bir abartıda ve kalitede küpe için 13 lira normal bir fiyat aslında. Ama daha böyle sade düz takıları tercih ediyorsanız semtinizdeki pazarları takip edebilirsiniz. Bu Adana'da Adanalı olanlar bilir, sosyete pazarı vardır ve orada hani halka küpeler, basit tarzdaki takıları çok uygun fiyata 5-10 lira gibi bir fiyata bulabiliyorsunuz. Bu yüzden eğer marka takıntınız yoksa böyle şeyleri tercih edebilirsiniz. Tabii ki hani aşırı abartılı veya kaliteli bir şey istiyorsanız yine markaların indirimi takip etmenizi tavsiye ederim. Ama normal bir halka küpe alacaksınız veya zincirli bir kolye alacaksanız da o tarz yerlere bakmanızda fayda var. Çünkü sezon sezon genelde ne modaysa onu getirmeye çalışıyor onlar da ve fiyatları genelde uygun oluyor. Daha sonrasında Watsons'tan şöyle bir fondöten aldım. Bu zaten benim hep kullandığım fondötenlerden. Bunun fiyatı normalde 90 liraydı ki indirime girdiğinde bile %50 indirime giriyor bazen Watsons ve gratislerde. Biliyorsunuz %40, %50 genelde indirimde oluyorlar. O zaman bile 45 veya 50 liranın altına düşmüyordu bu fondöten. Fakat ben bu fondöteni 20 lira gibi bir fiyata aldım. Bunun sebebi de şuydu. Normalde diğer renk tonları yine aynı fiyat 90 liraya satılırken bu en açık tonda tek ürün kaldığı için Watsons'ın indirimli fırsat ürünleri böyle sarı şeritli bir kısmı var orada. Orada görüp aldığım bir fondöten. Hatta dedim acaba yanlış mı koydular? Fakat daha sonra sorduğumda bu o tonda tek kalan ürün olduğu için 20 liraya düştüğünü söylediler ki bu gerçekten çok çok uygun bir fiyat bu fondöten için. Çünkü gerçekten çok güzel bir fondöten. Böyle hem kapatıyor ama yok gibi duruyor. Aynı zamanda güneş koruyuculu, nemlendiricili bir fondöten. Gerçekten çok güzel. Yani düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu da biraz reklama giriyormuş gibi oldu. Ama hayır, beğenmesem söylemezdim. Bazı mağazalarında böyle fırsat ürünleri, fırsat reyonları tarzında yerleri oluyor. Watsons'ta bildiğim kadarıyla fırsat reyonu diye geçiyor. Böyle sarı sarı şeritleri var hatta. Orada çok uyguna çok güzel ürünler bulma imkanınız var gerçekten. Bazen böyle bir tane iki tane kalan şeyleri bulabiliyorsunuz. O yüzden ilk önce oraya bakın, daha sonrasında diğer reyonları gezin bence. Daha sonrasında English Home'dan şöyle bir laptop çantası aldım. Ters tutuyorum. Şöyle bir laptop çantası aldım. Benim laptopum normal boyutlardan biraz daha büyük olduğu için her çantaya uymuyordu ve eğer sizin de laptopunuz yani normal boyuttaki laptoplara göre biraz daha büyükse bu çantaya sığdırma şansınız var ama biraz zorlamanız gerek. Yani ben laptopumu biraz zor bir şekilde sığdırdım ama sığdırdım sonuçta. Bir sürü işte ıvır zıvırı var burada. Ve oldukça da kaliteli görünüyor aslında. Yani bilmiyorum, belki de bana öyle gelmiştir ama oldukça kaliteli bir laptop çantası diyebilirim. Zaten şurada da bir gözü var. Bunu da zaten genelde evrak çantası veya iş çantası gibi kullanacak olanlar almış bana söyledikleri kadarıyla. Bunun
İlk peşin fiyatı 100 lira olarak görünüyor. İndirimli peşin fiyatı ise 60 lira olarak görünüyor. Ama ben bu çantayı 30 lira gibi bir fiyat aldım. Ya 20 ya 30 olması gerek. Aslında 30 liraya böyle bir laptop çantası son derece kullanışlı. Eğer sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Daha sonrasında LC'den aldıklarıma geçeceğim. LC Bike 2. LC Bike 2'den şöyle bir bot aldım. Bu topuklu bot gördüğünüz gibi oldukça tatlı. Tabii ki herkesin tarzına hitap edecek türde bir bot değil. Fakat benim burada gösterdiğim ürünler tamamen size örnek teşkil ediyor. Hani aslında uyguna çok güzel şeyler alabileceğinize inandırmak istiyorum sizi. Çünkü bazıları gerçekten ne kadar para verirseniz o kadar kaliteli şeyler alınabileceğini düşünüyor ama uygun fiyata da kaliteli şeyler alınabilir. Tabii ki bu her şeyde geçerli değil. Bu biraz ürüne bağlı. Ne kadar para verirsen o kadar kaliteli olur mentalitesi bence genelde yanlış. Çünkü çok fazla marka ve çok fazla ürün çeşidi var ve bunlar arasında elbette hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olan bir tane mutlaka vardır. Birazcık aramanız, bulmanız, uğraşmanız gerekebiliyor. Şimdi konumuza tekrar dönelim. Ben bunu evet 25 liraya aldım fakat bunun geçen gün mağazaya gittiğimde gördüğüm normal fiyatı 79-80 lira civarı bir fiyattı. Siz itibariyle ben bu botu 25 liraya aldım ve 25 liraya topuklu bir bot almak son derece uygun yine. Daha sonrasında şöyle bir cüzdan aldım. Bunun fiyatı 13 liraydı. Bunun da fiyatı 20 liradan 13 lira gibi bir fiyata düşmüş. Bir cüzdana göre normal bir fiyat bana kalırsa ama gerçekten hoşuma gitti ve cüzdanımın fermuarı bozulmuştu. O yüzden böyle bir cüzdan aldım. Şimdi sponsordan gelen ürünleri göstereceğim. Zaten birkaç tane olduğu için hani hemen araya sıkıştırabilirim diye düşünüyorum. Daha sonrasında yine uygun fiyatlı ürünlerle devam edeceğiz. İlk olarak bana şöyle bir peruk geldi. Şöyle göreceğiniz üzere gayet uzun, pembeli, sarılı bir peruk. Bu peruğun bence en güzel özelliği ısıya dayanıklı olması ve gerçekten çok kaliteli. Yani hani dokunduğunuzda kesinlikle plastik hissi vermiyor. Fakat bu peruğun ısıya dayanıklı olması benim için gerçekten önemli. Çünkü ben bu peruğu biraz şekillendirmeyi düşünüyorum. Neden şekillendirmeyi düşünüyorum? Çünkü LOL oynayanlar varsa bilir, Ahri karakteri vardır orada ve Ahri karakterinin de normal hani saçı olmasa da yani şampiyonun normal saçı kahverengi siyaha dönük tonlarda. Fakat bu karakterin kostüm saçı yani skinlerinden birinde Ahri bu saçı kullanıyor. Oradaki çok daha kabarık ve dalgalı bir modeldi ve ben de bu saça maşa yapmayı düşünüyorum. O yüzden ısıya dayanıklı olması benim için önemli dedim. Arkasında şöyle göreceğiniz bir toplu kısım var. Bu toplu kısma gelecek olan şey de bu oluyor. Bu böyle bakınca bir şeye benzetilmiyor ama bunu buraya takıyorsunuz. Çünkü Ahri'nin bahsettiğim kostümündeki saç modelinde bu da var. Tabii ki buna yumuşak olduğu için istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ve tabii ki Ahri'nin olmazsa olmazı, kendisi bir tilki olduğu için 9 kuyruklu. Şöyle kulakları var Ahri'nin. Böyle takıyorsunuz. Perukta da zaten bunu takacağınız, geçirebileceğiniz yerler var. Hani peruğu dermek zorunda değilsiniz. Fakat bu kulaklarla ilgili ben şöyle bir öneride bulunabilirim. Eğer cosplay yapanlarınız, LOL oynayanlarınız varsa daha çok cosplay yapanların tercih ettiği peruklar tabii ki bunlar ama cosplay yapan biriyseniz şöyle bir tavsiye verebilirim. Eğer bu peruğu almak istiyorsanız şu kulakların içini boyayabilirsiniz. Hani böyle biraz daha kulak görüntüsü verir, biraz daha derinlik katar diye düşünüyorum. Ben de kullanırken zaten öncelikle bunların içini boyayacağım. Peruk markasının internet sitesini de peruğun kendisinin linkini de aşağıya bırakacağım. Ben oradan diğer özelliklerini de inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli perukları var ve ısıya dayanıklı olması da dediğim gibi en iyi özelliklerinden biri bence. Bir de tabii ki şöyle bir bone geliyor. Birçok perukla geldiği gibi. Daha sonrasında Louis Vuitton'dan şöyle bir kargo var. Bunu da hemen göstereyim. Şöyle ilk olarak bir korse aldım. Öncelikle şunu belirteyim. Ben ürünleri seçtim ve bir gün sonrasında, bir iki gün bile değil yani, ürünler elime ulaştı. Son derece hızlı geldiler. Hani çok şaşırdım çünkü daha öncesinde hiçbir kargo bu kadar hızlı gelmemişti. Tabii ki sizin yaşadığınız yere veya sipariş ettiğiniz ürüne bağlı olarak gönderim tarihi de değişebilir ama dediğim gibi bana siparişimi verdikten bir gün sonra geldi ürünler. İlk olarak şöyle bir korse aldım. Bu korse aslında vücut şekillendirici korse diye geçiyor.
Ben bunu tabii ki vücut şekillendirici olarak değil de hem biraz dik durmama yani belimin düzelmesi için. Yani açıkçası ben zaten duruş korsesi almayı uzun zamandır istiyordum. Fakat bu biraz daha şekillendirmeye yönelik bir korse. Yine birçok bedeni var. Bakabilirsiniz. İki farklı rengi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde şöyle kopçaları böyle geçiriyorsunuz ve istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz burada görebileceğiniz üzere. Daha sonrasında şöyle bir dolgunlaştırıcı strapless sütyen diye geçiyormuş. Bu sütyenin en güzel özelliği askısız olması ve gerçekten dolgunlaştırıcı bir etki yaratması diyebilirim. Yani bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama şu şekilde görünüyor. Böyle kelebeğe benziyor biraz. İçinde de gördüğünüz gibi yapıştırmak için şuralar oldukça iyi yapışkanlı olduğunu da söyleyebilirim. Hatta yani gösterebilirim. Çok zor ayrılıyor zaten. Hani hiçbir şekilde düşmüyor. Tamamen yapışkanlı olduğu için hiçbir şekilde bir askıya, ipe vesaire ihtiyacı olmuyor. Ve bunu hani daha böyle sırt dekoltesi olan elbiselerde tercih edebilirsiniz. Dolgunlaştırıcı etkisi için tercih edebilirsiniz. Ama kesinlikle çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim ve yapışkanları da gerçekten kaliteli. Hani acaba böyle düşer mi korkusu yaşamıyorsunuz kesinlikle. Zaten giydikten sonra da şuradan açıp kapatarak bedeninize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunun da birçok farklı bedeni vardır. Renk seçeneği de var. Bana kalırsa herkesin ihtiyacı olabileceği bir ürün bu. Hem kullanım açısından hem de görüntü açısından çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu yüzden kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Siz de zaten hani eğer daha öncesinde kullandıysanız veya gördüyseniz özelliklerini biliyorsanız bu sütyenin hayat kurtarıcı diyebilirim. Yani mutlaka bir tane olması gerek. Daha sonrasında şöyle bir diş beyazlatıcı geldi. Bunu da size yakından göstereyim. Bunu yine denediğimde Instagram üzerinden size yorumumu paylaşırım. Henüz denemedim fakat bunun üstünde aktif karbon diş temizleme tozu yazıyor. Bakalım göreceğiz bunu da deneyimledikten sonra sizinle paylaşacağım. Ama eğer merak ettiğiniz farklı detaylar varsa bu sütyen, korse veya tozla ilgili Instagram üzerinden yine bana yazabilirsiniz. Daha sonrasında çok hızlı bir şekilde diğer indirimden aldığım ürünleri göstereceğim. İlk olarak bununla başlamak istiyorum. Essie'den böyle bir kaban aldım. Şimdi kamerada kaban göstermek zor oluyor. Ama siyah, yaklaşık olarak dizimde biten bir kaban bu. İki tane şu şekilde önünü ilikleyebileceğiniz şekilde bir ne deniyor bu? Düğmesi var diyeyim. Burada sahte cepleri var. Kabanla ilgili aslında çok detaya girmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi düz, siyah bir kaban aslında. Dize kadar olması ve hani gerçekten sıcak tutması benim için önemliydi. Çünkü hem uzun hem dümdüz hem de soğuktan koruyacak bir kaban arıyordum. Ve dediğim gibi bu ilkbahar yaz aylarına girerken kışlık ürünlerin indirimde olması özellikle de bot ve kabanların gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü mesela bu hiçbir şekilde modası geçmeyecek kabanlardandır. Sürekli giyebileceğiniz tarzı şeylerdendir. Ha, tabii ki siz şey tercih ediyor olabilirsiniz. Hani ben sezonunda giymeyi, trendken giymeyi seviyorum diye olabilirsiniz. Ama bazı kıyafetlerin gerçekten süresi yok. Hani her zaman modadırlar, her zaman kullanılan parçalardırlar. Ve bu yüzden hani o tarz parçaları bu dediğim zamanlarda almanız sizin için çok daha yararlı olacaktır. Şimdi ben bu kabanın fiyatını size göstereyim. En azından göstermeye çalışayım. 170 liradan 80 lira gibi bir fiyata düşmüş. Neredeyse %50 yine indirim olduğunu söyleyebilirim ki bir kaban için 80 lira şu an gerçekten iyi bir fiyat. Ki ben gayet kaliteli olduğunu da düşünüyorum bu kabanın. 100 liranın altına kaban bulamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz ama arkadaşlar var, gerçekten var. Hani ben alışverişe çıktığımda diyordum ki hani 100-200 lira civarı herhalde bir gözden çıkarırım kaban için ama hiç gerek kalmadı. 80 liraya böyle bir kaban aldım. Bunun da yine linki nereden çıktı? Bunun da yine ürün kodunu isterseniz etiketi üzerinde olduğu için isteyenlere gönderebilirim. Daha sonrasında Koton'dan şöyle bir çanta aldım. Beyaz çantaya ihtiyacım olduğu için aldım. Benim çantalarımın hepsi minik minik ve siyah olduğu için bir farklılık olsun istedim ve gerçekten ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Bu 60 liradan 30 liraya düşmüştü ve hani şöyle bir baktığımızda kaliteli duruyor. Derisi çok kaliteli olmayabilir. Zamanla belki aşınabilir. Bunu kullandıktan sonra göreceğim. Fakat şu anda 30 liraya gayet uygun bir çanta olduğunu düşünmekteyim. Fakat tabii ki benim alışverişimin favori parçalarından biri Bershka'dan aldığım bu çanta oldu. Bunun normaldeki fiyatı size şöyle göstereyim.
120 liradan 40 liraya düşen bir çanta ve inanılmaz kaliteli. Yani derisi olsun, duruşu olsun, işte askısıydı, içiydi vesaire. Çok güzel bir çanta ve hani 40 liraya benim için alabileceğim en güzel çantalardan biriydi. Bunun da yine etiketi olduğu için merak edenlere gönderebilirim, almak isteyenlere. Bunun iki farklı rengi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mağazada gezdik gezdik hiçbir şekilde bunu göremedik. Daha sonrasında kodunu sordurduğumuzda böyle çıkarıp getirdiler ve gerçekten çok beğenerek aldım. Eğer orta boy siyah bir çantaya ihtiyacınız varsa kesinlikle bulduğunuz yerde almanızı öneririm. Konuşamadım. Sonuç itibariyle size gönül rahatlığıyla önerebilirim bu ürünlerin tamamını. Evet, benim videom ve önerilerim bu kadardı. Yaptığım alışverişlerin büyük bir çoğunluğunu size göstermeye çalıştım. Yine dediğim gibi zaten her dakika durup durup diyorum. İsterseniz size ürünlerin kodlarını dahi gönderebilirim benimle iletişime geçerseniz. Instagram üzerinden tekrar adımı söylüyorum, Dogaz Sakar. Bu videoda size göstermek istediğim şey gayet uygun fiyata gayet kaliteli ürünler alabileceğinizdi. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yine aklıma geldikçe sizinle bu tarz fikirleri paylaşmak istiyorum. Sizin de bu tarz alışveriş taktikleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.